Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki size farklı, değişik, enteresan, şaşırtan haberler vermeyelim. Ani bir plan değişikliğiyle beraber motosiklette bir değişime gitme kararı aldım. Bunun sebebinin altında tabii ki Türkiye'deki saçma araç politikası yatıyor. Nedir bu araç politikası? Belli bir kilometreye erişmiş motosikletin çöp olarak görülmesi. Artık günümüz şartlarına tabii ki sıfırlarının parası anlamında baktığınız zaman kesinlikle çöp değil. Ancak ciddi bir değer düşüklüğü olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca biz de XSR kullanıyoruz. Malum piyasası sevenine hitap ediyor. Çok güzel motor, dönüp baktırıyor. Ama dediğim gibi piyasası düz MT9'a göre biraz daha az. Ve kilometre arttıkça doğal olarak değer kaybı da yüksek oluyor. Ben motor alırken bu kadar aslında kilometre yapabileceğimi tahmin etmedim ama işe gidiyorum, geliyorum, hafta içi geziyorum, hafta sonu geziyorum. Günün 7 gün boyunca ben geziyorum motosikletle beraber. Zor mu geliyor, zor gelmiyor. Çok güzel, eğlenceli, keyifli. Trafikte de, trafikte olmayan yerde de. Ama gel gelelim. O dediğim var ya işte, kilometre artıyor. Yani ben bu motosikleti 14.500 kilometrede aldım. Şu anda 19.600 kilometrede falan. Yaklaşık 5.000 kilometre civarında yol yaptım. Ve tam 3 aylık bir sürede. Böyle devam edersem dediğim gibi ciddi bir değer kaybı yaşayacağım. İstemeyerek de olsa bunu satarak yeni bir scooter ve onun yanında daha ekonomik binebileceğim yüksek cc bir motosiklet bakma girişiminde bulundum. 700 cc olabilir. Ne alacağım konusunda henüz karar veremedim. Piyasa çok karışık. Onu alabilmem için şu anda öncelikli olarak tabii ki bunun satılması lazım. Şu anda da işte Mototaş'a gidiyorum. Scooter hazır. Scooter'ı alacağım. Bunu bırakacağım. Gerizekalı. Ya baka baka gerizekalı. Baka baka üstüme giriyorsun ya. Neyse. MX aldım bir tane. Seviyorum, hoşlanıyorum o motordan da. Daha önce bir iki böyle test etmişliğim var. Kullanmışım var. Hatta videom da var. Bilirsiniz o gidonun böyle 180 derece dönmesi falan. Hiç şaşırtmıyorsunuz da abla. Hiç şaşırtmıyorsun. Ondan dolayı MX'ler aklımdaydı. Aslında daha düşük bütçeli bir motor bakıyordum. Yani daha doğrusu MX'i bakıyordum ama biraz daha düşük bütçelisinden bakıyordum. Ne bileyim, biraz daha eski yıl bakıyordum. Ama ulan bir koy, iki koy, bir koy, onu koyacağını bunu koy, onu koyacağını bana koy derken abi baktım ki ikinci ele param yetmedi. Ben de sıfır aldım. Evet ya, şaka değil. Yani önce bir 2017'lere baktık. Bir takas teklifi gelmişti. Beni takip eden bir abimizden. O da aksesuar istiyormuş. Ama motosikleti çok hoşuma gitmedi benim, yani biraz fazla yıpranmıştı şeye falan. Ben de temiz binmeyi seven insanım, yani titiz biniyorum genellikle, böyle çizik çizik olduğu zaman bana batıyor. Dedim ki ben bunu alırım, masraf yaparım. Üstüne işte granajları değiştir, ıvır yap, zıvır yap. Bana dedim pahalıya çıkar. 2017 modelde 10.000 kilometrede işte 22 civarları falandı. Şimdi diyorsunuz ki ulan MX 22 mi olmuş? Olmuş. Yani kıçı kırık 50 cc Neo. Neo mu? Neos mu? Şu anda 18 küsür bin lira para. 1 Haziran itibariyle. Neyse, sonra dedim ki bari iki daha koyayım üstüne. Biraz daha temiz ama 2019 falan bakayım. Bir tane buldum. Son fiyat böyle 24.500'e indi. 2019 model 8.000 kilometrede bu sefer. Temizdi fotoğraflarda falan. Bir yanına gittim, baktım, buluştum adamla. Ya bir iki çizik var. Hani benim değiştirmem, gözüme batan bir iki çizik vardı. Oradan biraz kırdı, ben biraz kırdım fiyat falan. Onunla da böyle anlaştık gibi oldu. 24.500'e. Abi son bir dedim ki hani yazayım bir Mototaş'a, var mı motor gibisinden. Neyse bunu bulduk işte. Alacağım motoru, aldığım motoru daha doğrusu. Sıfır fiyatı 27 civarlarına geldi. Yani üstüne 2500 lira para ekledim. 8000 kilometredeki bir yıl eski bir motoru almaktansa sıfır aldım. Çok daha mantıklı bir hareket yaptığımı düşünüyorum kendimce. Velhasıl ben motoru aldım 31 Ağustos'ta, 1 Eylül itibariyle motorun fiyatı 3000 lira katlanarak 30.000 lira oldu. Evet, böyle saçma bir piyasadayız. Böyle saçma bir
durumdayız ülkecek. Hal böyle olunca ben motosikletimi 75'ten satacaktım. Yeni zamla beraber 75 teklifi geldi. Ama ben vermedim. Çünkü benim alacağım motorlar da zamlandı doğal olarak. O yüzden biraz daha yüksek bir fiyattan ilana koyacağım. Acelem yok. Scooter'la işe gidip geleceğim. Scooter'la idare edeceğim. Zaten amacım da o. Hafta içi scooter'a binmek, kilometrenin yoğunluğunu scooter'la atmak, hem fiziksel hem maddi olarak rahatlama hissine girmek. Hafta sonu da havanın güzelliğine göre keyfim istediği takdirde binmek istediğim motosiklete binmek. Hani planlarım, projelerim bu yönde. Bana göre mantıklı olan bu. O yüzden şimdi gidiyorum Mototaş'a. Mototaş'tan yeni aldığımız MX'i alacağım. Şöyle gidin de ceza meza yazarlar. Korkutuyorlar beni ya. Nereden ne yazacaklarını şaşırdıkları için. Bunu da bırakacağım. Orada dediler burada satarsak satalım. Baktım satılmadı. Bununla da devam edebilirim. Yani ikinci motor olarak bununla devam edebilirim. Yani hafta sonu keyfi bineceğim motor olarak. O zaman zaten kilometre artışı olmayacak ama maddi açıdan beni biraz zora sokacak. Çünkü scooter aldım. Üzerine nakit kalmayacak falan bunu satmadığım için. O yüzden bir araftayım. Ama ilk öncelik olarak hani aciliyetim olmadığı için değerinin dışında satmak da istemiyorum açıkçası. Çünkü yeni zamlarla beraber bu motosikletin sıfırı 103 bin liradan 115 bin lira oldu. 12 bin lira zam geldi. Az değil. Sahibinden de ilanlara baktığım zaman da benim motor 19.600 kilometrede. En düşük ilan filtrelediğim zaman 40.000 kilometrelerde motorlar 70 civarlarında satılıyor şu anda. Şu anki piyasaya göre konuşuyorum. Ve benimkinin üzerinde bayağı bir aksesuar var. Stok değil. Önce orijinal Yamaha, sinyaller ön arka Yamaha, motor blok koruma var orijinal Yamaha. Öyle 200-300 liralıklardan değil. Ne bileyim önde şey var, ızgara var, farda koruma. Onun dışında şu an ilk akla gelenlerden var mıydı başka bir şey hatırlamıyorum ama ben bunu hesap ettiğimde günümüz şartlarında 7000-8000 liralık aksesuar var üzerinde. O yüzden kafamdaki 80 civarlarındaki fiyat da ideal. Evet, scooter olarak bir miktar şaşıracaksınız. RM5'den Tracer'a geçtiğimde de şaşırmıştınız. Tracer'ı satıp XSR'ı aldığımda da şaşırmıştınız. Şimdi scooter alacağım yine şaşıracaksınız. O yüzden ben biraz limitlerde yaşayan bir insan değilim. Hani ben biraz içimden nasıl geliyorsa öyle yaşayan bir insanım. Ben bir hani ne bileyim racing satıp racing almak vardır. İşte touring satıp touring almak vardır. Scooter satıp scooter almak vardır. Bu kafada değilim. Ben her motosikleti açayım. Tabii ki verdiği keyif, verdiği haz her motosikletin farklı ama ben motosiklet kullanmaktan zevk alıyorum. Hız yapmaktan zevk almadığım için bana her motosiklet ayrı bir eğlence katıyor. Ayrı bir zevk veriyor. O yüzden mantığım neye el veriyorsa o doğrultuda hareket ediyorum. Bazen keyfi motosiklet kullanmak istiyorum. Touring'e kayıyorum. İşte bazen spor kullanmak istiyorum. Buna kayıyorum. Ya da biraz daha ekonomik ve mantıklı davranmak istiyorum. Rahat davranmak istiyorum. Scooter'a kayıyorum. Yapılabilir abi bunlar. Hani belli bir zincirde kalıpta yaşayan insanlar değiliz. Öyle de olmamanız gerekiyor. O yüzden böyle bir karar verdim. Yani zaten ben karar verdim ve siz bu videoyu izlerken ben bu kararları uygulamış olacağım. O yüzden varsa bir hayırlı olsunuzu alırım. Onun dışında zaten söyleyeceğiniz çok da bir şey yok. Şarjım bitmesin. Ben durdurayım kaydı. Motoru aldığımda da kaydı devam ederim. Aynı video içerisinde devam ederim. Eğer tabii kısmetse noterde sıkıntı yaşamazsak, ıvır olmazsa, zıvır olmazsa. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hadi kapatım. Haydi kaçtım. Evet arkadaşlar. Motorumuzu aldık. Şimdi işe doğru gideceğim. Tabii gaz kolunu çeviriyorsun gitmiyor. Standart olmak üzere. Ben şimdi nereden gitmem gerekiyor benim? Aynayı müsait bir zaman ayarlamam lazım. Evet. Motoru aldık abi. Çok sürpriz bir motor değil bana. Daha önce kullandım. Daha önce kullandım derken yani böyle bir gün falan gezmişliğim var motorla. Zaten o gün hoşuma gitmişti. Anlattım bunu daha önce. Türkiye şartlarında, İstanbul şartlarında eğer mümkünatı varsa dediğim gibi ikinci bir motor. İş görür bir scooter her zaman fayda sağlıyor. Gücü falan da öyle ölü değil. Hani bunun bir 250 versiyonu, 250 diyorum. Bunun bir 125 versiyonu var. Bir 155 versiyonu var. Arada 3 beygirlik falan bir fark var. Dedim ki yani
ne kadar fark olabilir abi? Sonuçta bir fiyat farkı da var arada aslında baktığın zaman. Çok yok ama var. Dedim ne farkı var, ne farkı var? Biraz araştırdım, videoları falan izledim, YouTube videolarını. Deneme tatlısı Erken abinin videoları falan vardı, inceleme yapmış bunu. Onu falan izledim. O da diyor hani hissedilir derecede fark var diyor hızlanmada vesaire. Onun dışında bir iki video daha izledim. Herkes aynı şeyi söylüyor. Fark var diyor yani hızlanmada vesaire. Kesinlikle diyorlar 125cc ile 155cc arasında fark var. Ya işimize, mişimize, gücümüze gidelim. Yeter abi, gösteriş gösteriş. Buradan mıydı lan? Bir de işin hani manevi kısım var mesela. Hani ilk sesarı 7 gün boyunca kullanıyorum. Tamam, bir değer kaybı yaşanıyor. Bir maddi bir kayıp var. Bir de işin içinde manevi bir kayıp var. Manevi kayıp ne? Manevi kayıp da şurada. Abi ister istemez o motosikletin kullanımına, zevkine, ıvırına, zıvırına alışmış oluyorsun. Yani sıradanlaşmış oluyor. Hafta sonu bir çıkıp gezmeye gideceğim zaman bir heyecanla, bir zevkle binmiyorum artık motora. Çünkü hafta içi de aynı şekilde biniyorum. Hafta sonu da aynı şekilde biniyorum. Böyle olunca ne olacak? Alacağım motor, bineceğim motor hafta sonu ayrı olacak yani. Özel olacak. Keyfime göre, isteğime göre binmiş olacağım. Daha zevkle binmiş olacağım. O yüzden her açıdan baktığınız zaman avantajlı bir tercih. Bende şey olayı yoktur ya, böyle hani şu motosikleti bile, hani küçümsenen şu scooter'ı bile almak isteyen o kadar insan var. O kadar gayret eden o kadar insan var. Bu ne lan, burası ters miymiş? Fazla mı geldi? O yüzden hiçbir motosiklete böyle burun kıvırarak bakmamak gerekiyor. Yani sizin bugün burun kıvırarak almayı tercih etmediğiniz motosiklet birçok insanın, birçok gencin belki ulaşamayacağı hayal, belki yıllar sonra ulaşacağı hayal. O yüzden her şekilde elinizdekinin kıymetini bilin. Yani diyeceklerim o arkadaşlar. Şimdi planım, programım şu şekilde, özet geçiyorum. Bir tane scooter aldım. Hafta içi kullanmalık. Motor temiz ya. Buralar niye ıslak? Bir tane scooter aldım. Hafta içi kullanmalık. Hafta sonu kullanmalık. Bir tane de keyif motoru bakacağım. Ancak XSR'ı sattıktan sonra. Onun ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Yine çok uç, yine çok alakasız motorlar alabilirim. Ya da bildiğiniz bir motor da alabilirim. Yani tahmin edebileceğiniz bir motor da alabilirim. Hiçbir fikrim yok dediğim gibi. Şimdilik kara kutu. Olur da motor satılmazsa XSR'ı kullanmaya devam ederim. Öyle yani. Neyse arkadaşlar, ben sizi unuttum, kamera açık ya. Kusura bakmayın. İlerleyen zamanlarda motosikletle ilgili ilk deneyimlerimi sizinle paylaşırım. Nasıl olduğuyla ilgili belki merak eden, almayı düşünen arkadaşlar vardır. Onun dışında şu an söyleyeceğim başka bir haber yok. Kayda değer. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Kapattım. Set my heart afire.